Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. Bu bölümde rehber öğretmeni Şeyma Nur Zeynep Kandemir bizlerle birlikte. Sömestr tatiline girdiğimiz bu günlerde hem velilere hem öğrencilere düşen görevleri değerlendireceğiz. Pek çok aslında konuyu da burada masada yatırarak konuşacağız. Sizler de konuyla ilgili merak ettiklerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Orada Altaşi Facebook sayfamızdan bizlere yazabilirsiniz diyelim ve konuğumuza da hoş geldiniz diyelim. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz. Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Her ne kadar sömestr tatiline girdiniz desek de elbette ki öğretmenlerin mesaisi hiç durmadan devam ediyor. Konularıma geçeceğim ama önce şu konuyu bir değerlendirmek istiyorum. Sizin maraton nasıl devam ediyor? Tabii hepimiz, bütün öğretmenler çok yoğun bir temponun içerisinde çıktık. Tabii bizler de öğrenciler kadar yorulduk ve dinlenmek için önemli bir vakte geçtik. Tabii ilkokul, özellikle küçük yaş grubu için bizler de şu anda evet dinleniyoruz, enerji topluyoruz. Fakat tabii sınav grupları için bir haftalık tatilin ardından ikinci hafta tekrar tempoya geri dönülecek. Evet. Elbette ki çok kıymetli bir meslek. Hepimizin bildiği mesleklerden bir tanesi öğretmenlik. Hem de çok zor. Küçük öğrencilere bir şeyler anlatabilmek, onların dilinden anlayabilmek, konuşabilmek, iletişim kurabilmek oldukça zor. Bir yandan da onların ebeveynleri de var, velileri de var. Aslında o noktada da zorlandığınız alanlar oluyor. Şimdi sömestr tatiline girdiniz artık cuma günü itibariyle. Ama bir yandan da hem çocukların, öğrencilerin yapması ve yapmaması gereken şeyler var, hem de velilerin. Ben ilk olarak aileden başlamak istiyorum. Velilere düşen görevler nedir sömestr tatilinde? Şimdi şöyle, tabii ki öğrencilerimiz de bu yarı yıla gelene kadarki sürede çok fazla yoruldular. Hem zihinsel olarak hem de fiziksel olarak yorgunlukları mevcut. İlk olarak bol bol dinlenmeleri gerekiyor. Tekrardan enerji toplamaları gerekiyor. Bu süreçte ilk önce ailelerimizin bilmesi gereken nokta veya hatırlaması, unutmaması gereken nokta şu. Karnenin bir kişilik tanımlaması olmadığını, tamamen bir performans çıktısı olduğunu hatırlamak gerekiyor. Özellikle bu noktada kıyas yapmamak çok kıymetli. Çünkü kıyas biraz bizim toplumumuzun maalesef ki milli hastalığı gibi bir şey. Ya her ama birimiz maruz kalmışızdır maalesef, hocam. Maalesef, evet. Fakat çocukların çok ciddi doğumla beraber bütünlüğünü de bozan da bir durum. O yüzden bunun biraz farkında olup çocuklarımıza o koşulsuz sevgiyi, şefkatli yaklaşımı her zaman hissettirmek gerekiyor. İlk olarak bilmemiz gereken şey bu noktada çocuklarımızın yanlarında olmak, sevgimizi hissetmek, hissettirmek, kıyas yapmamak noktasında tedbirimizi alarak başlayalım. Evet, tabii velilere büyük görev düşüyor. Bir yandan öğrencinin neler yapması gerektiğiyle ilgili çalışmalarını devam ettirecek. Bir yandan da okulla da iletişimi kesmeyecek değil tabii mi hocam? Ki, tabii sürekli ki bağlantıda da olmak gerekiyor. Çünkü hem öğrencinin durumunu öğrenmek için hem onun yanında olduğunu göstermek için de bu noktada da önemli. Elbette, yani şöyle, öğretmen her zaman okul hayatı boyunca ailenin yanında yolu yürüyen kişidir. Hiçbir zaman iletişimi koparmamak gerekir ki öğretmenlerimiz de gerçekten çok özveriyle çalışıyor, tüm öğretmenlerimiz çok emek veriyorlar. O yüzden de orayla alakalı dediğiniz gibi irtibatı hiçbir zaman koparmamak gerekir. Yaz tatili ne de tabii ki geçirilecek süreçte çok uzun bir süreç var ama yarı yıl tatili daha kısa da olsa ilk olarak bir plan yaparak başlamak gerekiyor. Planladığınız zaman yarı yıl tatilini daha kolay yönetebilirsiniz. Özellikle çocuklarımızın okul varken erteledikleri arkadaş buluşmalarını, akraba ziyaretlerini mutlaka dediğim gibi tekrar edelim. Destek olalım o noktalarda, eşlik edelim çocuklarımıza. Bu buluşmaları sağlayabiliriz. Öncelikle tabii ki ailecek vakit geçirmek, bol bol sohbet etmek, onların dünyalarını keşfetmek için çok önemli bir süre bu. Bol bol can cana, göz göze sohbet edelim. Rahmetli hocamız Doğan Cüceloğlu bunu çok güzel anlatır. Lütfen çocuklarınızla can cana, göz göze vakit geçirin der. Bu cümlenin üzerine birazcık düşünmek gerekiyor bence. Çok kıymetli bir cümle çünkü. Eğer bunu yapabilirsek çocuklarımızla alakalı iletişim noktasında o kadar çok zor olan şeyleri aslında bağlayabiliriz ki bu sohbetlerin ne kadar kıymetli olduğunu, özellikle göz göze sohbetlerin kıymetli olduğunu lütfen unutmayalım. Tabii ev içerisinde havalar soğuk.
Yani olabildiğince, mümkün olduğunca tabii ki doğada vakit geçirmeleri bizim için çok kıymetli. Biz neden hep doğada vakit geçirsinler diyoruz değil mi? O aktiviteleri önemsiyoruz. Çünkü açık havada geçirilen vakitte ve yapılan aktivitelerde beyine giden kan hücrelerinin oksijenlenme oranı daha çok artıyor. Ve bu da doğal olarak dikkat ve konsantrasyon merkezlerini uyardığı için çocuğa, bireye faydalı olarak dönüyor. Mümkün olabildiğince doğada vakit geçirmeye çalışsınlar. Bisiklet sürsünler, top oynasınlar. Ev içerisinde yeni şeyler keşfedebilirler, işbirliği yapabilirler. Mutfakta annelere, babalara yardımcı olunabilinir. Evet. Bir bilim insanının hayatı araştırılabilir. Ki şu an gündemimiz buna çok müsait. Kesinlikle. Ve aslında çocuklar da çok meraklı, biliyor musunuz, evet, uzaya özellikle. Bu da az önce de bahsettiğiniz gibi önümüzde de bir örnek var. Durumu ve merakı daha da böyle yukarılara çıkardı. Sadece çocuklarda değil, yetişkinlerde, bizlerde bile hocam. Yani şu anda merakla bekliyoruz oradan gelecek her haberi. Kesinlikle. Hani bu anlamda önemli bir fırsat. Pek çok bilim insanının hayatını araştırabilirler. O meraklarını giderebilirler. Veya da bir ülkeyi araştırabilirler. O ülkenin coğrafyasını, kültürünü araştırabilirler. Müzik dinleyebilirler, dans edebilirler, spor yapabilirler. Yani akıl oyunlarıyla, kutu oyunlarıyla vakit geçirebilirler. Yani pek çok hani aktiviteyi aileyle beraber planlayıp bu süreci sağlıklı bir şekilde aslında geçirebilirler. Tabii öğrenme bir süreç. Bu yüzden de bir ritmi var. Orayı da çok bozmamak gerekiyor. Bu sebeple de küçük, çok zihni yormayan minik tekrarlar da aslında bizim için kıymetli. Tabii beyin bir kas. Ne kadar aktive ederseniz potansiyelini de o ölçüde görebilirsiniz. Bu noktada, bu süreçte sizi destekleyecek olan en önemli aktivite, etkinliklerden biri de aslında kitap okumak. Kitap okuma noktasında ailelere söylemek istediğim şey, özellikle bu süreçte lütfen destek olalım, yol gösterici olalım ve model olalım çok isterim. Hazır kitaba değinmişken buradan devam edelim istiyorum. Geçmişten günümüze kadar kitap okumanın önemi dönem dönem farklı şekillerde anlatıldı. Çok önemli olduğunu bazen sınav anlarında daha iyi anladık bizler de öğrenciliğimiz döneminde. Peki sizden bir dinleyelim, detaylandıralım istiyorum. Elbette. Neden önemli ve neden velilerle bir arada bunu yapabilmek de önemli? Aslında kitap okuduğumuz zaman ne oluyor? Yani insanın beyninde neler oluyor? Birazcık böyle çocuğun beynini öğrenebilirsek, oradaki işleyiş akışa eşlik edebilirsek, inanın anne babalar için pek çok şey kolay olacak. Şimdi kitap okuduğumuz zaman beynin özellikle yürütücü işlevleri daha fazla aktive oluyor. Yani bu ne demek? Planlayan, düzenleyen, eleştirel düşünen, mantık muhakeme yapan, empati yapan beceri kısımları uyarılıyor ve daha aktive oluyorlar. Bu da aynı zamanda dikkat ve konsantrasyonu da aynı zamanda artıya çekiyor ve okuduğunu anlayan merkez daha işlevsel hale geliyor. Hani bu anlamda kitap okuduğumuz zaman beynimizde ne olduğunu bilelim ve bunu bir köşeye koyalım. Sol beyin daha aktif oluyor ve bizim sol beyne daha çok ihtiyacımız var bu süreçte. Bunun yanında kitap okuduğumuz zaman çocukların özellikle kelime repertuarları artıyor. Biz her zaman yani sorduğumuzda deriz değil mi? Nasıl bir çocuk yetiştirmek istiyoruz? Nasıl bireyler yetiştirmek istiyoruz? Bunun cevabına baktığımızda sadece akademik olarak bir yerlere gelmiş çocuk şu yüzyılda aramıyoruz. Evet. Bunun yanında kendini ifade eden, kararlar alabilen, sorumluluklarını bilen, esnek düşünebilen, problem çözebilen, yaratıcı bireyler arıyoruz. Şimdi kendini ifade edemeyen bir çocuğun nasıl bir katkı sağlamasını hayal ediyoruz ki dünyaya? Şimdi buna baktığımız zaman bir çocuğun kelime repertuarı ne kadar kuvvetli olursa o oranda kendini ifade edebilir. Ve kelimeleriniz ne kadar çoksa o oranda da hayal kurabilirsiniz, o oranda da yaratıcı olabilirsiniz. Bunların ne kadar önemli başlıklar olduğunu şöyle bir düşündüğünüz zaman, kendiniz çekip bir baktığınız zaman, ya hani bu kadar çok yere hitap ediyor muymuş diyoruz değil mi? Evet. Ki yaratıcılık özellikle bu yüzyılın olmazsa olmaz niteliklerinden biri. Ve inanın çocuklarımızın hayal dünyaları ve yaratıcılıkları bizim hayal ettiğimizden çok daha fazla geniş. Çocuklar kitap okudukları zaman oradaki karaktere eşlik ediyorlar. Onunla beraber
olay örgüsünü takip ediyorlar. Onunla beraber problemi çözüyorlar. Oradaki karakterle birlikte etkileşimde kalıp empati yapıyorlar. Bunlar çok önemli özellikler. Tabii ki dediniz ya, ailelerle neden? Şimdi orada etkileşim artıyor. Biz yani istiyoruz ki, az önce de bahsettiğim gibi, can cana olalım. Çocuklarımızla bağ kuralım. İşte bu etkileşimli kitap okumak bağ kurma noktasında çok önemli bir nokta. Ama şunu da yapmayalım. Kitap okumayı hani hepimiz söyleriz ya, uyku öncesi. Evet. Alalım kitabımızı çocuğumuzla şöyle yatakta. İşte birkaç sayfa kitap okuyalım, biz onu okuyalım. Ha ki şunu da belirtmek isterim. İnanın bir annenin babanın sesinin tınısından duyulan, dökülen cümleler çok çok daha öğreticidir. Ama biz okumayı sadece uyku öncesini çekmeyelim. Sadece uyutan kitaplar değil, biraz uyandıran kitaplar da okuyalım aslında. Bunun yanında mümkün olabildiğince gün içerisi bir aktivite de olsun kitap okumak. Sadece uyku arkadaşı olmasın. Odursun orada, onu yapalım. Evet. Ama onu gün içerisine de taşıyalım. Bu çok önemli. Sadece uyutan kitaplar değil, birazcık uyandıran kitaplar da bizim için önemli. Peki kitap okuma alışkanlığı nasıl hani kazandıracağız? Evet, bunlar önemli ama şimdi bu noktada çok sevdiğim Saniye Kangal hocamızın bir sözü var. Der ki, kitap okumayı sevmeyen çocuk yoktur, doğru seçilemeyen kitap vardır der. Bu ne demek? Çocuklarımızın ilgilerine göre, yaş düzeylerine göre kitap seçmek çok kıymetli. En önemli anahtarımız da elbette ki model olmak. Çocuk varsa bir yerde, bir çocuk yetişiyorsa bir yerde, anne baba her konuda model oluyor. Çünkü çocuk sözlerle, duyduklarıyla değil, gördükleriyle öğreniyor ve davranışlarıyla taklit ediyor. Bu yüzden ilk önce biz model olacağız çocuklarımıza kitap noktasında. Evlerimizde bir kütüphane olacak. Çocuklar kitapçığa gidecekler, kırtasiye gezecekler, kendi kitaplarını kendileri seçecekler. Bunlar çok önemli. Hı hı. Bu noktada tabii ki eşlik etmek, kitaplar üzerinden sohbet etmek bizim için çok önemli. Hocam nasıl sohbet edelim? Ya bir kitabı elimize, ya etkileşimde kitap okumak da kitap okuma alışkanlığını edindirirken çok kıymetlidir. Nasıl etkileşimle okuyacağız? Bir kitabı aldığımız zaman önce, yani içini açmadan şöyle kapağına bakarken diyelim ki, ya sence bu kitap ne anlatıyor olabilir? Bu kitabın adı ne olabilir sence? Veya o kahraman sen olmuş olsaydın nasıl yazar, nasıl takip ederdin olay örgüsünü? Evet. Veya bu yazarın yerinde sen olmuş olsaydın kitabı nasıl bitirirdin yani, gibi sorularla. Farklı pek çok etkileşim evet, yani. Evet, hem evet. Bağınızı kuvvetlendirmiş oluyorsunuz, hem de etkileşimi artırmış oluyorsunuz. Bunlar çok kıymetli ve özellikle dediğim gibi sihirli sözcükler, ilgi alanları ve yaş düzeyine uygun kitaplar seçmek, model olmak ve mümkünse önce ince kitaplar tercih edelim. Çünkü çocuklar haz mekanizmaları çok daha aktiftir. Bitirmenin hazına ulaştıkça bir sonrasını isterler. Hani bu noktada da dediğim gibi yönlendirici ve model olabilirsek evet, bizim için çok kıymetli olur. Çok güzel anlattınız hocam kitap alışkanlığı konusunu. Şimdi bir de özellikle tatillerde tüm öğrencilerin dönem dönem şikayet ettiği bir konuya değineceğim. Bu yıl onunla ilgili bir karar alındı. Özellikle kendi öğrencilik dönemimi hatırlarsam, tatillerde öğretmenlerimiz bizlere bol bol ödev verirdi ve tatilde biz ödevlerden başımızı kaldıramazdık neredeyse. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl içerisinde bir karar aldı, öğrencilere ödev verilmeyecek dedi. Peki siz bu gelişmeyi, bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında şöyle, şimdi ödev korkulacak bir şey değildir. fakat az önce de bahsettiniz ya, başımızı kaldıramıyorduk evet, dediniz. Boyutu bu değil. Dozu bura olmamalı. Ama ödev öğrenme sürecini besleyen bir araçtır. Ya birazcık ödevlerin eğer içeriğini değiştirebilirsek, bakış açımızı dönüştürebilirsek, ödev aslında öğrenme sürecinde kıymetlidir. Çünkü öğrenme pratikle kazanılır. Pekiştirmiş oluyorsunuz tabii yani. Tabii ki. Öğrenme nasıl ifade ediyoruz ya, bir süreçtir ve boşluklar kayıplara, yani öğrenme kayıplarına sebebiyet verir. Bunu da yaşamamak için özellikle sınav grupları için söylüyorum. O tekrarlar ama çok zihni yormayan, yani başınızı kaldıramayacak kadar değil de hatırlatıcı boyutta, zihni çok yormadan da mutlaka minik o ödevlendirmelin, tekrarların, küçük soru çözümlerinin de olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak
Burada Sayın Bakanımızın ifade etmek istediği şeyin ben daha farklı bir şey olduğunu düşünüyorum. İyi okumak gerekiyor. Ne Yusuf Sayın Yusuf Tekin şunun altını çiziyor aslında. Hı hı. Oyun oynayalım, sosyal etkileşimde bulunalım diyor. Ve öğrenme üzerinde oyunun inanılmaz bir etkisi vardır. İnanılmaz bir parçasıdır öğrenmenin oyun. Oyun çocukların işidir, en ciddi işidir. Öğrenme aracıdır, can bulma aracıdır oyun. Oyunla beraber ki Milli Eğitim'in şu anda yayınladığı kaynaklara da baktığınız zaman ailelere de bunu görebiliyorsunuz. Çok fazla oyunlar yayınlanıyor bu süreci daha verimli geçirebilmeleri için. Yani ödev oyun hocam. Evet. Spor. Evet. Kültürel, yani onun sanatsal altını faaliyetler. Çizmek istiyor. Neden? Niye söylüyor bunu? Neden oyunun altını çizmek istiyor? Çünkü oyun çocukların dedim ya öğrenme noktasında bir yapı taşı. Bilişsel esneklik kazandırıyor. Problem çözme becerilerini katıyor. Öz denetim merkezlerini aktive ediyor. Özellikle az önce bahsettik doğada oyunlardan bahsediyoruz. Orada dikkat ve konsantrasyon becerilerini artırıyor. Bir kere kortizolu azaltıyor, stres hormonunu azaltıyoruz. Dediğim gibi baş edebilme becerilerini öğretiyor. Yani oyun çocukların hayatında o kadar önemli bir noktada ki Sayın Bakan aslında onun altını çizmek istiyor ama bunu birazcık örtülü verdik. Ama buraları iyi okumak gerekiyor. Ve sosyal etkileşim. Neden sosyal etkileşim neden bu kadar kıymetli? Biz az önce de ifade ettik. Ne dedik? Kendini ifade edebilen çocuklar yetiştirmek istiyoruz biz dedik. Evet. İletişim ilk önce ailede, evde başlıyor ama çevreyle beraber devam ediyor. Eğer biz özellikle toplum içerisinde kurallara, değerlere sahip olan, kendini ifade eden, bu ölçüde karar alan ve aldığı kararların arkasında durabilen çocuklar yetiştirmezsek çok da istediğimiz bir noktaya gitmeyiz. Bu noktada oyunun önemi aslında çok kıymetli ve sosyal etkileşiminde. Bence bakanlık tarafından yapılmak istenen benim okuduğum kısım böyle. Evet. Peki şimdi oyunun önemine değindik ya aslında hem az önce de bahsettik özellikle tatillerde aileyle etkileşim içerisinde bulunmak da çok önemli dedik. Peki aileyle birlikte yani çocuk, anne, baba bunların içerisinde bulunabileceği bir oyun türü sizin aklınıza neler geliyor? Mesela ebeveynler hangi oyunları oynasınlar? Şöyle biraz şöyle bakalım mı? Aslında buraya gelmeden önce çocukların neye ihtiyacı var? Yani bu sorunun altında aslında çok derinlerde öyle bir şey yatıyor. Çocuklarımızın eğer neye ihtiyacı olduğunu bilirsek onlarla işte oyun oynarken de sohbet ederken de nelere dikkat edeceğimizi çok iyi anlayabiliriz. Veya bunları bildiğimiz için de çok da fazla bunların üzerine düşünmek zorunda kalmayız. Neyi kastediyorum? Bir çocuğun ihtiyacı olan üç şey vardır. Önce der ki ben güvende miyim der. Önce bunu sorar, bunun cevabını arar. Güvende miyim sorusunun cevabını bulduktan sonra seviliyor muyum? Ve sonra da değerli miyim der. Şimdi güvende miyim derken ne demek istiyor aslında bize? Ben kendimi ifade ederken karşımda beni dinler bir yerden, beni duyar bir yerden misin? Beni düzeltici bir yanda mı dinliyorsun? Benimle bağ kuran bir yanda mı beni dinliyorsun? Bu çok kıymetli. Bunun cevabını verdiğimiz zaman seviliyor muyum ve değerli miyim kısmını da zaten sağlamış oluyorsunuz ve çocuğun doğumla beraber bütüncül olarak geldiği noktayı çok güzel besleyebiliyorsunuz. Biz çocuğun bu ihtiyaçlarına cevap verebilirsek çok da fazla şu etkinliği yapalım, bu oyunu oynayalımın sorusunu aramayız, aramazsınız. Çocuk eğer o bağ kurmuşluğu hissederse, o değerli olmayı ve koşulsuz sevginin farkına varırsa inanın siz de anne baba olarak bu soruların peşinde çok koşma ihtiyacı hissetmezsiniz. O etkileşim bile bir oyun olur onlar için. Elbette. Herhangi kurduğunuz bir etkileşim bile. Ama kastımız şu değil. Biz eve geldik işte bir yandan mutfakta bir şeyler yapıyoruz. Bir yandan da çocuğunuza gününün nasıl geçtiğini sormak değil. Çünkü orada sohbetimizin ilk başında bahsettiğimiz göz göze mevcut mu? Evet, değil. Bunu istemiyoruz. Yani o an bırakın çocuk bireysel olarak hareket etsin. Siz ne zaman işlerinizi toparlayıp şöyle göz göze bakabileceksiniz, kalpten o bağı kurabileceksiniz. O zaman bizim işte etkileşim istediğimiz şey oluyor. Veya babanın bir gözü ekrandayken, oğlum çocuğum sen ne yaptın?
bugün sorusu açıkçası çok da anlamlı değil. Eğer biz çocuklarının bu bahsettiğimiz üç özellik noktasında ihtiyaçlarını karşılayabilirsek, inanın çocuk yetiştirirken çok meseleyi halletmiş olacağız. Evet. Peki bu bağ kurulmayan çocuklara değinmek istiyorum. Acı bir tablo elbette ama o çocuklar ne yaşıyorlar duygu dünyalarında? Anlaşılmadıklarını hissediyorlar. Koşulsuz sevilmediklerini hissediyorlar. Ve biz güvende, en önemlisi yine aynı şeylere geliyoruz ya, güvende hissetmediğimiz, bizi dinlediği zaman karşımızdaki kişinin anlamadığı noktada kendimizi güvende hissedemeyeceğimiz için kendi varoluşumuzu ortaya koyamayız. Potansiyelimizi ortaya koyamayız. Bizim amacımız çocuklarımızın potansiyellerini hayata geçirebilmeleri değil mi? Bu noktada elde edeceğiniz hiçbir şey olmaz maalesef. O yüzden doğumla beraber, ha hocam bu sağlıklı bağ nasıl kurulur? Doğumla beraber çocuğun ilk önce temel ihtiyaçlarını fiziksel olarak bakım veren tarafından karşılamasıyla olur. Bu bağ o şekilde kurulur ve daha sonrasında da duygusal olarak ihtiyaçlarını karşılamakla aslında siz sağlıklı bağlanmayı elde etmiş olursunuz. Ama oralarda boşluk bıraktığınız zaman yerine çok zor konulabilecek bir duygu maalesef. Evet. O yüzden de bilinçli anne babalar olmak durumundayız. Okumak durumundayız, araştırmak durumundayız. Zaten çocuklarınızı izlediğiniz zaman, takip ettiğiniz zaman onlar size ne yapacağınızı söylüyorlar. Sadece iyi bir gözlemci olalım. Bu bölümde de rehber öğretmen Şeyma Nur, Zeynep Kandemir yine bizlerle birlikte. Özellikle sömestr tatilini öğrencilerin, sınav dönemi öğrencilerin de yine yapması gerekenleri konuşacağız. Hocam bir önceki bölümde tabii ağırlıklı olarak tatili konuştuk. Özellikle ebeveynlerle kurulan ilişkilerden bahsettik öğrencilerin kurmuş olduğu. Şimdi biraz da sınav dönemi öğrencilerine, onların o streslerine tanık olalım birlikte istiyorum. Şimdi bir tatil geldi. Elbette onlar sınav öğrencileri. Bir yandan tempoyu da elden bırakmadan sürdürmek ama bir yandan da dinlenmek zorundalar. Peki nasıl değerlendirmeliler? Onlar çok daha fazla planlı hareket etmek durumundalar aslında. Evet. Sınav süreci çok ayrı bir mücadele aslında. Zorlu da bir mücadele. Ama burada birazcık sınav sürecini de farklı okumak gerekiyor. Başarı nedir? Biraz bunun üzerinde durmak gerekiyor. Hem aileler açısından hem de çocukların zihnindeki bu düşüncenin tanımını biraz dinlememiz lazım. Ne olduğunda başarılı olduklarını hissedecekler. O sınavın sonunda çok iyi bir puan aldıklarında başarılı ve mutlu olacaklar. Biraz böyle konuşmamız gerekiyor çocuklarımızla. Başarının ben açıkçası sadece bir sınav çıktısı olduğuna inanmıyorum. Bunu da böyle olduğunu düşünmüyorum da. Bence bu düşünce yapımızı birazcık değiştirmeliyiz. Biz nasıl çocuklar yetiştirmek istiyoruz? Bunu anne babalara sorduğunuz zaman her birinden emin olun mutlu çocuk, bir mutlu bir çocuğum olsun cevabını duyarsınız. Peki bu sınavın sonucunda başarılı olduğunda çocuğunuz mutlu olacak mı? O hakiki mutluluğu yakalamış olacak mı? Burası çok önemli. Bazen kendi etrafımızdan da çok şahit oluyoruz. Belli mevkilere, statülere gelmiş olan insanların eşittir mutlu olduğunu duyuyor muyuz? Evet. Hayır. O yüzden birazcık mutluluğun ve başarının ne olduğunu iyi analiz etmek gerekiyor. Önce ebeveyn olarak bizlerin iyi analiz etmesi gerekiyor. Daha sonra da çocuklarla bu konu üzerinden sohbet etmemiz gerekiyor. Çünkü çocuklarımızın hayatlarının izleyen bir kişi mi olmalarını istiyoruz yoksa o hayatın oyuncusu olmalarını mı istiyoruz? İçinde yaşayan, evet, mutlu, çok heyecanlı. Kıymetli. Kesinlikle. Yani keşkileri mi daha çok olsun, iyi kileri mi daha çok olsun? Hayatı da bir yandan kaçırmasınlar. Çünkü özellikle hem sınav grubu öğrencisi olan öğrencilerin hem de ailelerin bilmesi gereken şey şu. Her çocuk özel, biricik ve kendi hızları var. İttirmeyelim arkadan. Yani kendi hızlarında ilerlemelerine müsaade edelim. Ve kendi potansiyelleri ölçüsünde lütfen beklentilerimizi koyalım. Ya bu sizin mi anne baba olarak beklentiniz yoksa çocuğunuzun mu beklentisi? Hanginizi mutlu edecek? Kendi ihtiyaçlarınız ve beklentileriniz için çocuklarınızın üzerinde baskı kurmayın demek çok istiyorum. Evet. Yani çünkü maalesef geri alamayacağınız bir duygu ve sınav süreci çok daha kolektif bir yapı. Bunu işte
sınav süreci, sınavlar, işte yazılılar, denemeler, stres, kaygı, bunu yönetebilmek, bu da çok ciddi bir mesele. Ailenizin üzerinizde yaşatmış olduğu veya kurmuş olduğu baskı, beklentiler, çocuklar çok sıkışıyor. Yani bunun ben birazcık haksızlık olduğunu düşünüyorum. Eğer biz çocuklarımızla sohbetlerimizde emeğin, çabanın ve gayretin altını çizersek, böyle bir baskı kurmamıza da gerek kalmayacak. Çünkü biz süreç ya sonuç değil, biz süreç istiyoruz. Sürecin altını çizmek istiyoruz. Tabii ki ne güzel olur sürecin altını çizerken sonuç da elde edebilmek. Hepsi öyle olsun, keşke öyle olsun. Ama olmayabiliyor. Bazen işler istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Gitmediği noktada da çocuklarımıza şunu vermemiz lazım. Gayret etti. Çabaladı, elinden geleni yaptı. Ben seni çabanla, gayretinle sen olduğun için yine seni koşulsuz seviyorum. Bunu eğer çocuklarımıza verirsek, inanın onların da bu sınav süreci çok daha hani özellikle ebeveyn noktasında, öğretmen noktasında çok daha rahat geçecektir. Ama bunun yanında hani birazcık daha elbette Türkiye bir sınav ülkesi ve biz maalesef ki bunlara maruz kalıyoruz. Evet. Ve ben her sonuç elde edenin de başarılı olduğuna veya edemeyenin de başarısız olduğuna inanmıyorum. Evet. Böyle bir dünyanın olmasını da reddediyorum kendimce. Şimdi Türk ailesinde şöyle bir baskı kuruluyor. Özellikle öğrenciler üzerinde, sınav dönemi öğrenciler üzerinde doktor olsun, mühendis olsun, öğretmen olsun belli başlı meslekler var. Ama şunu düşünmüyoruz. Belki evet doktor olacak ama mutlu bir insan olacak mı? İyi bir insan olacak mı? Mesleğini mutlulukla sürdürebilecek mi? O meslek onunla bir ömür boyu devam edecek. Bir yandan da gerçekten çocuğumuzun kapasitesi bu mu? Yani bu noktada da aslında baskıyı azaltmamız gerekiyor. Belki çocuk sanat alanında çok daha yetkin olacak. Elbette ki her aile çok ister geleceği olan bir meslekte yol alsın. Ama bir de çocuğun da düşünceleri bu noktada evet. Çok önemli. Biz hayat başarısı istiyoruz Müşra Hanım. Sizin bahsettiğiniz şey tam olarak bu. Dediniz ya mutlu evet. Olmak. Yani eğer ki hayatta başarılı olmuş olursa çocuk, o hayat başarısını elde etmiş olursa mutlu olmuş oluyor. İlk önce şöyle bakalım. Bizim çocuğumuzun kalbi ne için çarpıyor? Bunun yanında karakteri neye müsait ve kabiliyeti ne alanda? Ve bunlarla beraber dünyaya ne katacak? Eğer bu soruları cevaplayabilirsek, çocuklarımızla bu başlıklar üzerinden konuşabilirsek, sınav süreci de çok daha kaliteli ve faydalı geçmiş olur. Ama dedik ya az önce bir gerçeğimiz var. Bunun için de işte o öğrenme sürecinin maalesef ki boşluklar kayıplara da dönüştürebildiği bir noktası, bir çerçevesi var. Buna da sebebiyet vermemek için sınav grubu öğrencileri mutlaka plan ve program dahilinde bir çalışma takip etmeleri gerekiyor. Zamanı iyi yönetmeleri gerekiyor. Eksiklerini iyi belirlemesi gerekiyor. Yani buradaki zamanı fırsatı çevirmek diye bir kavram kullanıyoruz evet. Ya işte tam olarak bunu kastediyoruz. Varsa eğer konu eksiklerimiz, varsa eğer çözemediğimiz kaynaklarımız, anlayamadığımız sorularımız, bunları tamamlayabilmek için de önemli bir fırsat. Eğer biz doğru bir planlama ve programla çalışırsak, zamanı iyi yönetmeyi öğrenirsek, eksiklerimizi tamamlamak için gayret edersek, bunun yanında kitap okumak kısmı devam eder. Sosyal hayatımızı dedik ya dinleneceklerde diye. İşte o planı eğer iyi yapabilirlerse, programlamayı iyi yapabilirlerse hem zihinsel olarak dinlenebilirler hem de enerji toplayabilirler. Burada öğrencilerimizin sınav sürecinde yaptıkları bir hata var. Biz okulda da bunu çok gözlemliyoruz. Evet. Şimdi klasik ne denir? İşte şu kadar soru çözelim. İşte buradan da bu kadar soru çözelim. Şimdi çocuklar burada sadece soru çözmeye odaklanıyorlar. Mesele çok soru çözmek değildir. Veya da saatlerce ders çalışmak değildir. Hep deriz ya bir öğrenci 3 saat çalışır ama onunla ilgilenir, bununla ilgilenir. Bir öğrenci de o 1 saatin gerçekten odaklanarak, hakkını vererek çalışır. O 1 saat, o 3 saate değerdir deriz. Ama bizim öğrencilerimizin unutmaması gereken nokta şu. Önemli olan çok soru çözmek değil, bilmediğin soruyu bilir hale gelmek önemli. Ama öğrenciler ne yapıyor? İşte ben bir konu başlığını biliyorum diyor. O
konu başlığından o 100 soruyu çözmeye çalışıyor. Yani zaten biliyorsun onu. Yani burada birazcık hedefi iyi belirlemek gerekiyor. Evet. Sen eğer bir öğrenci olarak yapamadığın soruyu artıya çevirdiysen sınavda bir adım öne geçebiliyorsun. Anlayabildiğin ve yapabildiğin sorular üzerinden soru çözümlediğin zaman maalesef olduğun yerde aslında sayıyorsun. Yani bunun birazcık farkına varmaları gerekiyor. Bu da biraz onlar için zor oluyor. Ama işte burada da hedef belirlemek çok önemli bir noktada. Evet. Eğer ki hedefi iyi belirleyebilirseniz ona ulaşabilmek için de doğru adımları atmak noktasında özellikle öğretmenlerini refere alarak bu yolu takip ederlerse, öğretmenleriyle birlikte bu yolculuğu yaparlarsa çok daha iyi bir duruma gelmiş olacaklar. Tabii birazdan mutlaka konuşacaktırız. Ekranları da dengeli kullanmak sınav grubu öğrenciler için de çok kıymetli olacak. Şimdi oradan devam edelim. Şimdi değişen, dönüşen bir dünya var. Haliyle dijitalleşti de ve bizler bir an önce ona ayak uydurmaya başladık elbette ki. Ama kimi zaman hem iyiye, kimi zaman da kötüye maruz kalabiliyoruz. Özellikle öğrencileri, belki yetişkinlerde bu kadar etkili olmuyor biliyor ama küçük yaştaki öğrencileri çok da olumsuz etkileyebiliyor. Peki bu dijitalden nasıl uzak tutabiliriz öğrencileri? Uzak tutabilir miyiz? Biraz da bunu sormak Şimdi lazım. Şimdi şöyle, dijitalleşen bahsettiğiniz gibi, dijitalleşen bir dünyada teknolojik kullanımını yasaklamak, mahrum bırakmak pek de anlamlı bir süreç maalesef ki değil. Ama dediğiniz gibi bu dijitalleşen dünyada teknolojiyi dengeli kullanma noktasında bir şeyler yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Hayat bir denge üzerine kurulu. Gelişim de dengenin, dengesizliğin ve tekrardan dengeyi bulmanın çevresinde gerçekleşiyor. Bu yüzden teknolojiyi, ekranları süreli, sınırlı kullanmak noktasında ebeveyn olarak önemli görevlerimiz var. Bunlar tabii neler? İlk önce dediğim gibi yasaklamak veya mahrum bırakmak değil, neden süre ve sınır koyduğumuzu açıklamak. Şöyle ifade edelim. İlk önce ekranlar üzerinden, yani bu kullanımlar üzerinden kontrol edeceğiz. Kontrol etmek ne demek? İnternete belirli filtrelemeleri ve güvenlik tedbirlerini alarak siz anne baba olarak ilk görevinizi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Sonra eşlik edeceksiniz. Eşlik etmekle kastımız şu: odalarda bırakmayın çocuklarınızı. Kulaklıklarla bırakmayın. Sizin duyabileceğiniz, işitebileceğiniz, yani siz mutfakta iş yaparken yanınızda olabilir, salonda olabilir, duyabileceğiniz bir noktada olması önemlidir. Olursa ki farklı bir içerik, farklı söylemlerle denk gelirse sizin burada anne baba olarak müdahaleniz daha kolay olabilsin. Hani bu noktada eşlik etmek çok önemli. Odalara tek bırakmamak, kulaklıklarla bırakmamak önemli bir noktası. Diğeri de sohbet edeceğiz. Neden sohbet edelim diyoruz? O çocuğu o oyuna çeken şey ne? Neyi besliyor onun hayatında? Neden bununla daha çok vakit geçirmek istiyor? Eğer buraları iyi sorgulayabilirsek, yani onun hayatında neyi dolduruyor bu oyun? Veya işte videolar, içerikler neyi dolduruyor? Hangi boşluğu? Evet, oralarda birazcık daha sohbetimizi ve sorularımızı verimli, kaliteli tutabilirsek o boşluğu da bahsettiğiniz gibi doldurabiliriz. Yani biz çocuklarımızın ekranların yüzüne bakarak değil, yani birbirimizin yüzüne bakarak mutlu olmalarını hedefliyoruz. Yani teknolojiyi tarafından yönetilen değil de teknolojiyi yöneten bireyler olsun istiyoruz. Tabii ki bahsettiniz ya, dijital bir çağ bu yüzyılın çocuklarının deneyimledikleri süreç. Ve farklı da terimler de doğuyor. İşte dijital yerliler, dijital göçmenler. Bu çocuklar bu çağın yerlileri. Biz sonradan gelenler olduk anne baba olarak. Evet. O yüzden de bunu nasıl yönetecekleri noktasında her zaman yanında olamayız Büşra Hanım. Kendilerini nasıl korumaları gerektiğini öğretmek gerekiyor. İşte algoritmalara teslim etmemek gerekiyor. Yani o uç uca eklenmiş videolara emanet edilmez çocuklar. O noktada yönlendirici olmak çok önemli. Şimdi siz diyorsunuz ki evet, faydalı bir içerik izliyor. Ama sonrasındaki o akan videolar
Maalesef öyle olmayabiliyor. İşte içeriye yüklenen reklamlar öyle olmayabiliyor. Çocuklarımız da her zaman yanında olamayacağımız için öğretmemiz gereken şey bunlarla karşı karşıya kaldıklarında ne yapacaklar? Hani bu noktada daha yönlendirici olabilirsek çok daha kıymetli bir noktaya gelmiş oluruz. Evet. Yani sınırsız değil, sınırlı teknoloji kullanımını öneriyoruz. Bağımlı olmayı değil, bağlı olma boyutundan hemhal olalım diyoruz. Evet. Şimdi bu noktada oyunlar ne yapıyor noktasında birazcık baktığımız zaman bu dijital oyunlar çocuklarda ne yapıyor? Maalesef ki şöyle bir etkisi var. Biliyorsunuz işte şiddet, saldırganlık haberlerde dinlediğimiz işte evet. Maalesef ki hayatını sonlandırmaya kadar giden ciddi bir hani bağımlılık noktasına gelen bir durumu var. Şimdi bu oyunlar beynin ilkel kısmını aktif edip bizim daha medeni dediğimiz kısmını baskılıyor. Şimdi bu noktada işte ilkel kısımda bizim daha saldırgan, daha haz mekanizmasının aktif olduğu, düşüncenin ve mantığa bürümenin etkin olmadığı kısım. Burada salgılanan hormon, endorfin hormonu maalesef ki bu salınımı yaptığı için ve bu baskılamayı yaptığı için çocuklarda işte şiddete meyil, saldırgan olma gibi mekanizmaları daha aktif hale getiriyor. Hı hı. Bu yüzden diyoruz ki biz işte doğada vakit geçirelim. Yani onun yani şimdi bu, o yanını biraz daha en azından doğada hafifletmek evet, için. Evet evet yani doğada vakit geçirdiğimizde ne olacak? Serotonin artacak. Yani en azından buradaki dengeyi sağlamış olacaksınız. Evet. Yani bunu biz şey deriz, ödül hormonudur aslında. Zihnin ödül merkezini çok uyarır. Ve sadece çocuklar evet işte elmas toplamak istiyorum, onun için bunu yapmam gerekiyor. Mantığına bürünüyor. Ve işte dediğimiz o beynin medeni kısmı çok baskılanmış oluyor. Buna sebep biyet vermemek gerekiyor. Bu noktada önemli bir görev düşüyor. Şimdi faydalı kullanma kısmı çok kıymetli. Yani üretici videolara mı maruz kalıyor çocuklarımız, tüketici videolara mı maruz kalıyor? Şimdi hocam tüketici videolar dediğimiz şeyini sadece izliyorsa, yani izledikten sonra bir aksiyon almıyorsa, o videodan sonra faydalı bir aksiyon kastediyorum. Bu tüketen bir videodur, tüketici bir video içeriğidir. Ama mesela işte merak ettiği bir deneyi izlemiştir. Ondan sonra da onu evde deneyimlemeye çalışmıştır. Evet. Bu işte bizim istediğimiz içerikler. Veya az önce de bahsettik ya belgeseller izlenebilir. Online gidilemiyorsa da o online müzeler gezilebilir. Çok tatlı şeyler bunlar. Yani bu nimetlerden de faydalanmak da gerekiyor. Eğer ya da dijital olarak o medya okuryazarlığını biz çocuklarımıza birazcık daha öğretebilirsek çok daha kıymetli bir şekilde kullanmayı aslında çocuklarımıza kazandırmış olacağız. Bu noktada televizyonlara, bu kadar ekranlara da maruz kalmalarını bu noktada istemiyoruz. Her zaman denge ve sınır bizim için anahtar olacak. Evet. Hocam yayınımızda da son dakikalara giriyoruz. Az önce satır arasında bahsettiğiniz konuya tekrar bir dönüş yapmak istiyorum ben. Sınav dönemi öğrencilerinin teknoloji kullanımı tamamen uzak mı kalmalılar yoksa bu tehlikeli onlar da kısıtlamalı mı ekran süresini? Kesinlikle. Onlarda denge daha da önemli. Çünkü maalesef ki geriye dönemeyecekleri bir sürecin içerisindeler. Çok fazla şey kaçırmaya maalesef ki zamanları müsait değil. De yok. Yani evet. Bunu demek istemezdim gerçekten ama Türkiye'nin bir gerçeği var. Yani bu gerçeğin içerisinde de yaşıyorsak onlar bu dengeyi daha çok sağlamak durumundalar. Dengesizliğe de daha çok düşüyorlar. Dedim ya hani gelişim zaten böyle bir şey. O denge ve dengesizliğin içerisinde dengeyi bulma süreci. Daha çok bu gelgitleri yaşayacaklar. Ama özellikle sosyal medya kullanımlarını daha sınırlı kullanmak onlara küçük yaş grubundan daha da artı olarak bu sınav sürecinde dönecek. Büşra Hanım bizim biraz yavaşlamaya ihtiyacımız var. Ama içinde bulunduğumuz modern çağ hızlanın diyor. Ama biz bu dünyadan bir defa geçeceğiz. Ve zihnimiz bu bize modern çağın söylediği hızı yakalıyor. Zihnimiz hızlanıyor. Ama duygularımızın bir ritmi var ve ona yaklaşamıyor. Bizim ruhlarımız geride kalıyor. Evet. Bunu yapmamamız gerekiyor. Bizim vaktin çocukları olmaya ihtiyacımız var. Biraz anda kalmaya ihtiyacımız var. Hız unutur.
Eğer biz hatırlamak istiyorsak lütfen biraz yavaşlayalım. Evet, aslında güzel bir cümleyle de kapatmış olduk. Çok teşekkür ediyoruz hocam hem yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Son bir çağrı istiyorum sizden sadece hem öğrencilere hem velilerine. Şöyle velilere ifade etmek istediğim şey, lütfen çocuklarımıza koşulsuz sevgimizi her zaman hissettirelim. Bir potansiyelleri olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Her zaman çabanın ve gayretin altını çizelim. Onlarla can cana, göz göze iletişim kuralım ve bu zamanların tekrar geri gelmeyeceğini unutmayalım. Aynı zamanda velilerin bize çok strese girmesinler de isterim. Yani nasıl işte sürekli verimli vakit geçireceğim, nasıl verimli vakit geçireceğim diye çok strese kendilerini sokmasınlar. İnanın sıkıldıklarında çok daha üretken olabiliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz hocam kıymetli görüşleriniz için de. Evet sevgili izleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi günler. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.